Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mart ayı içerisinde temettü dağıtacak çok önemli şirketleri konuşuyor olacağız. Temettü verimliliklerine bakacağız, temettü dağıtma tarihlerine bakacağız, nakit temettü dağıtma oranlarına bakacağız. Ve ne kadar dağıttıklarını da net kar olarak 1000 TL cinsinden yine burada görüyor olacağız. Bu veriler bizim için oldukça önemli. Çünkü hisselerimizin ne kadar temettü verdiğini takip etmemiz ve özellikle de temettü büyümelerini takip etmemiz çok çok önemlidir. Videoya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. 24 Mart tarihinde Osmanlı yatırımla birlikte yapacağımız temettü yatırımcılığı nedir? Temettü emekliliği nasıl olunur? Ve temettü ile ilgili bilmemiz gereken kritik noktaları sizlere açıklayacağımız bir eğitim, bir seminer gerçekleştireceğiz. Tamamen ücretsiz olarak. Buna kayıt linkini, katılma linkini de yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına bırakacağım. Oraya girerek formu doldurup kayıt olabilirsiniz. Şimdi gelin Mart ayı içerisinde temettü dağıtacak şirketleri birlikte inceleyelim. Ne kadar önemli ne kadar önemli şirket varsa birlikte bir süzgeçimizden geçirelim. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hemen videoya geçelim. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. Şimdi bir Midas'lı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir. Kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin. ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. İlk hissemize baktığımız zaman Ereğli'yi görüyoruz. Ereğli'nin temettü dağıtma tarihi 22 Mart olarak karşımıza çıkıyor. Verimlilik oranına baktığımızda %12.27 oluyor. Şu anki fiyattan hesaplandığında bürüt olarak 4 lira 45 kuruş net olarak 4 lira dağıttığını görebiliyoruz. Temettü dağıtma oranına baktığımızda %100 olduğunu görebiliyoruz. Bir de yukarı sizin için şöyle sayfalar hazırladım. Bu da şirketlerin senelerdir verdiği temettü miktarlarındaki artışları görmemiz için hazırladım yukarıya doğru. Bakın mesela 2013 senesinde 0.3 kuruş hisse başına dağıtırken yavaş yavaş 12 kuruş, 23 kuruş, 40 kuruş, 30 kuruş kuruş, 40 kuruş, 80 kuruş, 1.38, 0.23, 1.85 ve 4.45 olarak ilerlediğini görebiliyoruz. Yani burada aslında bakmak istediğimiz şey verimlilikten ziyade bakın temettü verimliliğinden ziyade hisse başı TL'yi kontrol etmemiz gerekiyor. Hisse başı TL'nin sürekli olarak artmasını istiyoruz. Tabii ki dağıtma oranının sabit kaldığını varsayarsak yani %50 dağıttığı senedeki artışta mesela bakın 2020'de o pandeminin etkisinden dolayı %24'ünü dağıtmış ve %24'ünü dağıttığında 23 kuruşa denk gelmiş. Yani bunu 4 ile 1 TL dağıttığını görebiliyorduk aşağı yukarı. Buradaki dağıtma oranlarına göre bu analizi yapmamız çok çok önemli olacaktır. Burada tekrar ifade ediyorum istediğimiz şey temettü verimliliği değil hisse başına dağıtılan TL'nin sürekli olarak artması ve dağıtma oranı değişkenin sabit tutulduğu konumda sabit konjektürde dağıtma oranları sabit kaldığında hisse başı brüt veya net TL'nin artmasını sürekli olarak istiyoruz. Hemen devam edelim. İkinci hisse olarak karşımıza Federal Mogul çıkıyor. Buna baktığımız zaman %96'sını dağıttığını görüyoruz. Temettü verimliliği oranı %3.86. Brüt ve net olarak da baktığımızda 4.46'dan 4.0'a düştüğünü görebiliyoruz net olarak. Şöyle baktığımızda artış var mı? Evet. 0.50'den başlıyor. 1.2, 1.17, 1.29 1.94 2.24 olarak gittiğini görebiliyoruz ki bu da oldukça güzel bir artış. Devam ettiğimizde İskenderun Demir görüyoruz. %100 %135'ini dağıttığını görüyoruz. Pay başına brüt olarak 3 TL. Temettü verimliliği de %10-27 olarak karşımıza çıkıyor. Önce şu tabloyu size vereyim. Sonra tek tek de hisseler bazında incelemesini sağlarız. Tofaş'a geldiğimiz zaman %98'ini dağıtıyor. Net olarak 5 lira 76 kuruş. Brüt 6 lira 40 kuruş dağıtıyor. Temettü verimliliği şu anki verilere göre %7.96 olarak karşımıza çıkıyor. Ford Auto'ya baktığımızda %50'sini dağıtıyor ve temettü verimliliği %4.3. Brüt olarak 13 lira dağıttığını görebiliyoruz. Hemen Kortsa'ya geçtiğimizde %21'ini dağıtıyor. Brüt olarak 0.8 kuruşa denk gel 0.80 kuruşa denk geldiğini görüyoruz. %2.3 bir verimliliği var. Tat gıdaya baktığımızda yine %20'sini dağıtıyor. 0.33 kuruşa tekabül ediyor. %3 verimliliği var. Anadolu Hayat Sigorta'ya baktığımızda 1 lira dağıtıyor. Brüt olarak %64 dağıtma oranı var. %6.88'e temettü verimliliğine denk geliyor. Arçeli'ye hemen hızlıca bakalım. %50 2 lira 20 kuruş ve %3.38 olarak denk geliyor. İş yatırıma baktığımızda %80 dağıtıyor. 25 kuruşa tekabül ediyor. %7.27 %27'lik bir dağıtma oranı karşımızda. Nuh Cimento yine %50 dağıtıyor. 2 lira ve %4.44'e tekabül ediyor. Buradan Otkar, Birisa, İş ABC yatırımlar olarak görebiliyoruz. Akbank, Egen, Bobet, Çimsa ve Afyon olarak karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde kaldığımız yerden devam ettiğimizde dişe dokunur olarak Otkar görüyor. Çok çok iyi bir şekilde Türk Traktör'ün dağıttığını görüyoruz. Çünkü verimlilik oranının %9.60 olduğunu ve hisse başına 22 lira dağıttığını görebiliyoruz. Aynı zamanda gelen temetünün de gelen nakit e, temetü dağıtma oranında %91 olduğunu görebiliyoruz. Yine Birisa %62'sini dağıtıyor ve 2 lira. Burada da buçukluk bir dağıtma oranı özür diliyorum. Dağıtma verimliliği olduğunu görebiliyoruz. İş geçtiğimizde iş de geçebiliriz. Burada yine karşımıza iyi çıkan Çimsa olduğunu görüyoruz. Çimsa %20'sini dağıtıyor. 1 lira 48 kuruş dağıtıyor ve temettü verim oranı yüzde %4,23 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buraya baktığımızda dağıtma oranlarıyla temettü verimliliğini de kıyaslayabiliyoruz. Mesela %20'sini dağıttığında %4 verimlilikte ise %100'ünü dağıtsa 5 ile çarpmamız gerekecek ve %20-22 civarında bir temettü verimliliği olmuş olacak Çimsa'nın. Bu da muazzam bir oran. Mesela Tofaş'ta bu oranı göremiyoruz. Ereğli'de bunu göremiyoruz. Ford Otoda bu oranı göremiyoruz. Ama Çimsa tarafında bu oranın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu da oldukça karlı olduğunu bizlere gösteriyor. Bunu iş tarafında görebiliyoruz. Bakın %10'unu dağıtmasına rağmen %3.4'lük bir temettü verimliliği var. %100'ünü dağıtabilseydi eğer %35'lik bir temettü verimliliği olacaktı ki bu muazzam. Zaten böyle bir oran gerçekleşirse eğer hisse kısa sürede 5 katının üzerine çıkacağını söyleyebilirim size. İşte ben her zaman söylüyordum. Eskiden de ifade ediyordum. Keza bu Akbank garanti yapı kredi için de geçerlidir. Eğer bankacılık hisseleri ciddi bir şekilde temettü dağıtabilir hale gelirlerse ki şu an üzerlerinde bir temettü kısıtlaması var. Yani isteseler de %10 verimliliğin dışarısında dağıtamıyorlar. Bir üstüne dağıtamıyorlar. Bu yasak üzerlerinden kaldırırsa bankacılık endeksi, banka hisseleri çok hızlı şekilde primlenecektir. Bunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi buradaki hem net karları gördük. Hem nakit temettü dağıtma oranlarını, bürüt ve neti ve temettü verim oranlarını inceledik. Temettü dağıtım tarihlerinde buradan görebiliyorsunuz. Mart ayı içerisinde çok ciddi bir temettü dağıtımı söz konusu ki biz de bu video çekmekte biraz geç kaldık. Şimdi devam ettiğimiz zaman burada hisselerdeki büyümelere bir bakalım şöyle. Kabaca baktığımızda İskenderun demir çelikte bir büyüme görüyoruz. Tofaş'a geldiğimiz zaman şöyle aşağı ineyim. Yine bir büyümenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bakın hisse başına TL'de bir büyüme söz konusu. Bundan 2014 yılında 65 kuruşken 1 lira 60'a 2.40'a 3'e ve 6.40'a gittiğin yani büyüme olduğunu görüyoruz. Ford Oto'ya geldiğimizde yine güzel bir büyüme ile karşı karşıyayız. Şöyle devam ettiğimiz zaman Anadolu Hayat'a geliyorum. Anadolu Hayat'ta da yine görece olarak bir büyüme olduğunun farkındayız. Arçelik tarafına şöyle geldiğim zaman Arçelik'te çok fazla açıkçası büyüme olmadığını görebiliyoruz. Yani normal yıllar içerisinde çok büyüme yok ama 2018 sonrasında bir patlama var. O da muhtemelen 2018 ile 2021 arasında temettü dağıtmadığından kaynaklanıyor. Bir diğeri de temettü hissesi olarak seçebilmemiz için ne kadar verimlilik hisse başına ne kadar büyümeden ziyade sürekli dağıtıp dağıtmadığını sürekli olarak temettü verip vermediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Bu temettü hissesi olup olmadığını söyle. Yani son 10 senedir en azından bir veya 2 sene istisna ile dağıtması lazım. Veya son 20 senedir 1-2 sene istisna ile dağıtması gerekiyor. Normal şartlarda baktığımızda son 10 senedir istisnası dağıtması gerektiğini görebiliyoruz. İş yatırıma baktığımızda aslında burada çok büyük bir büyüme olmadığını görüyoruz. 2019-2020 arasında bir büyüme olduğunu görebiliyoruz. 2021 zaten geçirdiği en kötü senelerden biriydi net kar babından. Bu yüzden iş yatırımda çok büyük bir hisse başı TL'de büyüme görmüyoruz. Fakat ben iş yatırımın geleceği ile ilgili oldukça ümitliyim. Nuh Çimento'ya geçtiğimiz zaman yine Nuh Çimento'da hafif de olsa bir büyüme olduğunu görebiliyoruz. Otkar'a geldik. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Otkar'da yine ciddi bir büyüme olduğunu görebiliyoruz ki oldukça beğendiğim hisselerden Bir tanesi Türk traktöre geldiğimizde yine Türk Traktör'de de aslında geçmişe göre yani şu 2014'ten sonra ufak bir düşüş var Ama 2016 itibariyle ciddi büyümenin başladığını görebiliyoruz Geldik Brisa'ya Brisa'ya geldiğimiz zaman şunu görebiliyoruz ki bakın Burada %90 dağıtımda hisse başı net 5 liralar 7 liralar dönerken Burada %76 dağıtmasına rağmen Dağıtılan hisse başına TL'lerde ciddi bir düşüş olduğunu görebiliyoruz Fakat temettü verimliliğinde tam tersi olarak arttığını görebiliyoruz İşte bunun içine girip yine bir inceleme gerçekleştirmemiz lazım dağıtma toplam dağıtılan temettü ve dağıtma oranları aynı kalırken hisse başına TL'de nasıl böyle bir düşüş oluyor bunu incelememiz lazım. Belki bölünmeler vesaire söz konusu olabilir. 2020 o 2012 itibariyle 305 milyona çıkan bir ödenmiş sermaye görüyoruz. Muhtemelen bundan kaynaklı. Yine incelemek lazım ama Brisa da fena durmuyor. Çimsa'ya baktığımız zaman Çimsa'da çok yükseliş görünmüyor gibi dursa da aslında dağıtma oranları kıyaslandığında inanılmaz bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Bakın mesela burada da 1 lira 49 kuruş dağıtılmış. Burada da 1 lira 48 kuruş diyorsunuz ama bunların arasında dağıtma olarak 4 katı fark var. Yani aslında 2016'ya göre hisse başına dağıttığını 4 katına çıkartmış. Bunu görebiliyoruz. Tabii ki bunu bize dağıtmadığı sürece yani %20'de tuttuğu sürece seneye bunu 2'ye katlasa veya 10'a katlasa ama dağıtma oranını %2'ye indirse biz temettü yatırımcılarına çok bir faydası olmamış oluyor. Fakat gelen paranın gerisinde şirketin öz kaynaklarına girmesi demek yine şirketin büyümesi demektir. Bir kayıp yok ama temettü yatırımcısı ister ki %100'üne yakınını temettü olarak dağıtsın. Mart ayı içerisinde ciddi temettü dağıtacak şirketleri sizlerle birlikte görmüş olduk. Bunların hangisinde büyüme var hangisi olumlu gidiyor. Bunları da sizlerle birlikte konuşmuş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.